Konferansı nasıl buldun? Şimdiye kadar senin için nasıl gidiyor? Şimdi ülkemizde buna benzer bazı konferanslar yapılmıştı. Özellikle üniversitelerin bünyesinde bazı konferanslar olmuştu ama bu kadar fazla katılımcının, özellikle buradaki sponsorlar da mesela çok fazla, bu kadar fazla katılımcının katıldığı, özellikle yurt dışından çok değerli konuşmacıların geldiği bir konferans ülkemizde olmamıştı. Benim için çok gurur verici, özellikle İstanbul'da bu konferansın yapılması ve özellikle yabancı basında da mümkün olduğunca sizin gibi medya kuruluşları sayesinde bunun duyurulmaya çalışması gerçekten çok gurur verici. Blockchain ve kripto paralar nasıl tanıştın? Yani ilk yatırımını nasıl, ne zaman yaptın? Ben kripto paralarla, aslında o zaman böyle blockchain pek fazla konuşulmuyordu, 2013 yılının başlarında tanıştım. Herkesin işte zaten başladığı gibi o yıllarda Bitcoin sayesinde başlamıştım. O üniversitede bilgisayar mühendisi yıllarımda Bitcoin ve kripto paraları keşfetmem, ondan sonra madencilikle ilgilenmekten sonra Türkiye'nin ilk borsası BTC Türk'te 2 sene boyunca çalıştım. Bunları yaparken tabii kripto paralar ve özellikle blockchain alanında Türkçe içerik neredeyse hiç yoktu. Şu anda gayet güzel içerikler üretilse bile o zamanlar Türkçe içerik olmadığı için kendim orada YouTube kanalımdan bilebildiğim, öğrenebildiğim kadarıyla Türkçe içerik paylaşmaya çalıştım. Daha sonra tabii YouTube kanalı çok geniş bir kitleye hitap ettikten sonra da bu şekilde çalışmalarıma devam ediyorum. Peki şu anda kripto paralarla ilgili kişisel bir projen, geliştirmeyi düşündüğün bir ürün var mı? Şu anda aslında hali hazırda çalıştığımız projeler var ama hani sürpriz olması açısından pek açıklamayı düşünmüyorum şu anda. Peki o zaman heyecanla bekliyoruz. Peki blockchain teknolojisi ve kripto paralar hayatımızda internetin yarattığı etkiyi, yaratacağı noktaya sence ne zaman ulaşır? Benim kişisel tahminim, yani genelde herkes 5 sene içerisinde diyor. Ben biraz daha erken olmasını umuyorum. Yaklaşık 3-4 sene içerisinde, özellikle bu bir kripto paraların dijital altın, güvenli varlık sınıfında insanların biraz daha buna olumlu yaklaşmaya başladıkça, yani dünyada şu anda küresel bir finans krizi bekleniyor. Bu küresel finans krizinde Bitcoin'in burada güvenli bir liman olması, insanların biraz daha buna sıcak bakması dolayısıyla yani önümüzdeki 3-4 sene içerisinde çok ciddi gelişmelerin yaşanacağını düşünüyorum ben. Peki bu süre içerisinde Bitcoin 6 haneli rakamlara tırmanır mı? Yani sence fiyat olarak bu mümkün olur mu? Şimdi şu şekilde söyleyeyim. Beni 2013 yılından ilgilenmeme rağmen bugüne kadar bir kere bile Bitcoin fiyatı hakkında bir şeyimi söylemedim, tahminimi söylemedim. Yine bu şekilde söylemek istemiyorum ama şundan bahsetmek istiyorum. Bitcoin'de her 4 senede bir blok ödülü yarılanması vardır. Bu ilk başta her 10 dakikada bir 50 blok, 25 blok, 12,5 bu şekilde yarılanarak gidiyor. Bir sonraki blok ödülü yarılanması 2020'nin Mart-Nisan ayları civarına denk geliyor. Elbette bundan bir 5-6 ay öncesinden bunun bir beklentisinin satın alınmasından dolayı Bitcoin'de bir hacim artışı görülebilir. O zaman son sorumuz, 2019 yılından kripto paralar bağlamında neler bekliyorsun? 2019 yılında söylediğim gibi en büyük kripto paralardan Bitcoin ve Litecoin'in blok ödülü yarılanmasını konuşacağız. Onun dışında BAKT ve ETF kararları bizim için çok önemli olacak. SEC'den gelen bu ETF kararları çok önemli olacak. Blockchain alanında bu ayı piyasasında özellikle insanlar genelde bir şeyler daha üretmeye, yapmaya devam etti. Burada herhangi bir mesela fiyatla hacimlerde bir durgunluk olsa bile, düşüşler olsa bile yani insanların projeleri, bir şeyler üretmeye, geliştirmeye devam etti. 2019 yılından ben çok daha umutluyum. Özellikle son çeyreğinden 2019'un heyecanını bekliyorum. O zaman biz de senin güzel haberlerini bekliyoruz. Zaman ayırdığı için çok teşekkürler Alp. Ben teşekkür ederim.